Herkese iyi akşamlar. Sıra dışı tarihe hoş geldiniz. Sıra dışı tarihte bu akşam Profesör Doktor Mehmet Çelik Hoca ile birlikte Papa'nın Türkiye ziyaretini konuşacağız. Papa'nın Türkiye ziyaretini şöyle konuşacağız. Papalık mekanizması demeyelim de ne diyelim ona? Müessesesi. Doğru. Papalık müessesesi nasıl ortaya çıktı? Tüm bunlara bakacağız. Müthiş bilgiler edineceksiniz bu akşam, peşinden söyleyeyim. Sıra dışı tarih başlıyor. Hocam, siz dün Papa ile birlikteydiniz. Evet. Şimdi böyle deyince kıyamet kopuyor. Mehmet Çelik Hoca dün yeni Cumhurbaşkanlığı köşkündeydi. Orada Papa'yı karşılayan heyetteydi diyelim. Evet. Şimdi bugün bazı gazeteler iki fotoğraf yayınladılar. Bunlardan bir tanesini Sözcü Gazetesi. Bir Sözcü Gazetesi ulaştırsın arkadaşlar bana da. Şimdi gazetenin birinci sayfasında manşetinde şu kadar yıl önce Fethullah Gülen'le Papa'nın el sıkışmasını kullanmışlar. Bir tarafta. Diğer tarafta da Erdoğan'la Papa Francesco'nun el sıkışmasını kullanmışlar. Şimdi öp Papa'nın elini diye de bir manşet atmışlar. Hmm. Şimdi buradan başlayalım mı önce bir hocam? Başlayalım, evet. Şimdi papalık tabii çok önemli bir müessese. Yani orta çağlardaki o görünen etkinliği bugün olmasa da özellikle Hristiyan dünyasında bazı şeylerin meşrulaştırılması, toplum nezdinde meşrulaştırılmasında hala papalığın o konuda toplum üzerinde bir ağırlığı var. Yani eğer Hristiyanlığı siz dini ritüeller açısından alırsanız dünyanın en zayıf dini kurumu diyebilirsiniz rahatlıkla. Çünkü İslamiyet gibi her gün, günde 5 vakit ibadetleri falan yok onların. Ondan sonra bizimki kadar toplumda Diyanet İşleri Başkanlığı yoğun olarak iç içe değiller. Sadece pazar günleri kiliseye devam etme hususunda o da protestanlar zaten bu konuda çok zayıflar. Ortodokslar da öyle. Katolikler biraz daha iyi ama fakat bu iyilik ne? Yani bir kiliseye girdiğiniz zaman işte 100 kişi alacak bizim mescit büyüklüğünde bir kilisede pazar sabahı gittiğiniz zaman 10-15 kişi. O da çoğu yaşlılardan meydana gelen bazı dindar aileler var. Çocuklarını falan da getirirler, şey ederler. Bunları görürsünüz. Bu açıdan son derece zayıf toplum üzerinde. Fakat mesela bir Noel geldiği zaman o zaman toplumsal bir şeye geliyor. Papalığın etkisi, toplum üzerindeki şeyi görülüyor bu. Bugün papalık her ne kadar işte dini bir kurum gibi görülse de aslında fonksiyonu dini olmaktan ziyade siyasi. Nitekim papalığın orta çağdaki toplum ve devlet yapısı üzerindeki etkinliği Fransız ihtilalinden sonra yavaş yavaş kırılıp laik ve seküler siyasal sistemler hakim olduktan sonra toplumlara papalık bu konuda biraz geri plana itildi. Fakat bu sefer daha böyle sekülerlik içerisinde Batı dünyasının dünyadaki siyasi ve maddi çıkarlarının gülen yüzü haline getirildi. Yani
Alın şuradan. Mesela Avrupa Birliği'nin oluşmasından tutun da diyelim ki işte Afrika'daki ülkelerin bilmem ne sorunları hakkında papalık hep önde yer alır. Ha bu Amerikan, İngiliz, Fransız, Alman, İtalyan çıkarlarına ve dış politikalarına da uygun bir şekilde bu kullanılır. Nitekim papalığın sembolik de olsa bir devlet haline de getirilmesi bu amaca yöneliktir. Papa devlet başkanıdır. Papa devlet başkanıdır aynı zamanda. Vatikan işte bizim bir kasabamız kadar diyelim. Roma'da o tepenin üzerinde kendine has bayrağı var. Kendine has sembolik de olsa parası var. Ordusu var. Ordusu var. Bilmem marşı var. Böyle şeyleri var. Yani kendine göre de bir bakanlar kurulu var. Kardinallerden oluşan. Ve aşağı yukarı dünyanın büyük ölçüsünde de her ülkede büyükelçiliği var. Ve bu büyükelçiler de kardinaldirler. Yani rütbeli din adamlarıdırlar. Şimdi bu nedenle siyaset üzerinde çok büyük etkisi de var. 500 milyar dolar gibi de bir zannediyorum. Bütçe açısından korkunç bir bütçesi var. Şimdi mesela 90'lı yılları yaşı müsait olanlar hatırlayacaklardır. Sovyetlerin dağılması nasıl başladı? Nasıl başladı? Şimdi belki zaman geçtiği için bu detaylar unutulduğu için sonuç olarak şu söylenebilir. Yani Sovyetler Mihail Gorbaçov'la beraber yeni bir yapılanmaya gittiler ve tuttular işte Polonya'ya dediler ki kardeşim yeter artık seni sırtımda çekemiyorum. Sen bağımsız ülke ol. Macaristan'a sen bağımsız ülke ol. Doğu Almanya'ya artık seni taşıyamıyorum. Gürcistan'dan tut Azerbaycan'a, Kazakistan'dan tut bilmem Ukrayna'ya kadar bu devletleri ayırdı. Bunu Sovyetler mecbur kaldılar. Bu mecburiyet nereden geldi? Şimdi hatırlarsınız işte o Polonya'da önce işçi hareketleri, sendikal hareketler başladı. Bunun Polonya'da başlamasının da aslında bir sebebi vardı. Yani bir yerden hazırlık yapıldı ve düğmeye basıldı. İşte Lech Walesa diye bir sendika başkanı vardı. Böyle pala bıyıklı, sonra devlet başkanı falan da oldu o. Orada hareketler başladı. Rusya bu hareketleri bastırmaya şey etti ve bastırıyor da. Yani şöyleydi, öyle bir rejimi yıkacak, Sovyetleri dağıtacak kadar büyüklükte de değildi. İşte diyelim ki tersane işçileri toplanıyorlardı. 2000 kişi, ne özlük haklarımız daha iyileştirilsin, bilmem işte şu edilsin, işçi haklarıyla ilgili şeyler söylüyorlardı. Ve bunlar yasaklanınca Lech Walesa bir iki tane büyük miting düzenlemeye kalktı. Ardından bir baktık, bir demeç bütün dünya medyasının manşetlerini şey etti. Papa Jean Paul, ben Polonya'ya geliyorum dedi. Jean Paul Polonyalıydı. Yani bu Fransuva'dan önceki Benediktus, ondan önceki Jean Paul. Birkaç sene, 8-10 sene önce vefat etti, hatırlıyorsunuz. Papa'nın gelmemesi için hem Sovyetler Birliği diplomatik girişimlerde bulundu Amerika nezdinde, İngiltere nezdinde, hem de Polonya hükümeti yani kapıları kapattı. Hava sahamızdan giremez, bilmem şu edemez, bu edemez denildi. Papa bindi uçağa, ben geleceğim dedi, siz de hava sahasından beni içeri vurun, sokmayın. Nefesler adeta tutuldu. Yani acaba Papa'nın uçağı düşürülecek mi, düşürülemeyecek mi? Bunu organize edenler, Polonya'nın ve Rusya'nın böyle bir şeye, yani Hristiyan dünyasının, Katolik aleminin en büyük dini liderine böyle bir devlet terörü uygulayamayacaklarını çok iyi biliyorlardı. Papa indi Prag'a ve o gün Polonya'nın görmediği,
tarihte de göremeyeceği müthiş bir miting yaptı ve Tanrı özgürlük istiyor Polonya'ya dedi. Ve o patlak verdi. Bakın, bir sistemin değiştirilmesinde iki başlı bir dünyanın, işte hür dünya, NATO falan vesaire, öbür tarafta Varşova Paktı, demir perde falan vesaire, papalık burada adeta bir manivela gibi kullanıldı ve o sistem dağılmak zorunda kaldı. Bu nedenle yani ya bizim aklı evveller işte canım yani İtalya'nın ortasında küçücük böyle sembolik biraz da devlet şeyi vermelerinin sebebi şu. Yani Papa 1,5 milyarlık Katolik dünyasının ruhani lideridir. Eğer böyle bir devlet başkanı statüsü verilmezse yarın bir ülkeye gidecek, ne bileyim tarifeli uçakla iner oraya veya ne bileyim işte inerken çıkarken birisi koluna değecek, biri önüne geçecek, biri bilmem ne edecek. Bu 1,5 milyar insanın manevi duygularını rencide etmektir. Biz dine saygılı bir modern dünyayız. Bunu da Papa'nın şahsında görmek istiyoruz. Papa'nın siyasal bir şeyi yoktur, isteği yoktur. Ama devlet başkanı statüsünde olursa, efendime söyleyeyim işte devlet başkanı şeyiyle karşılanır. Böylece de dinlere karşı ne kadar saygılı olduğumuz ortaya çıkar. Ve hatta bu saygıyı şuraya da taşırlar. Mesela kor diplomaside büyükelçilikler normalde güce göre bu hesaplanırsa bir toplantıda Amerikan büyükelçisi birinci sırada yer almalı. Ondan sonra da arkasına diyelim Birleşmiş Milletler'in o beşli çetesi dizilmeli. Ama öyle değil mesela, kardinal rütbesli oldukları için büyükelçileri bu tür şeylerde de ilk sırada. Vatikan'a ilk sırayı verirler manen. Ve birçok ülke Vatikan, yani birçok ülkenin büyükelçileri Vatikan büyükelçisinin elini de öperler. Böyle bir şeyleri de var. Yani papalığa küçük bir devlet, askeri gücü nedir, bunun bilmem ne gücü nedir diye bakmamak lazım. Yani İngiltere kraliçesini İngilizler, yani siz tu kaka ederken kendinize ait olan bu tür değerleri, diyelim Osmanlı hanedanını, hilafeti, şuyunu, buyunu, İngilizler onu böyle el üzerinde tutarlar. Çünkü o itibar İngiltere'nin itibarı olur onların nazarında. Ben size bir şey söyleyeyim. Hani bir işte Cumhurbaşkanlığı köşkü söylendi. Bu medya bunu öyle lanse etti. Muhalefet partileri öyle lanse ettiler ki, aziz kardeşim, ya işte orayı sanki Tayyip Erdoğan kendisine ev yapmış. Tabii. Yani orada yaşayacak. İşte bin oda lafları ediliyor. Kahve lakırdıları gibi, efendime söyleyeyim işte şaşağı düşkün, kendi şuyu, kendi buyu. Daha önceki Çankaya Köşkü'nü biliyordum. İnsan utanırdı. Yani Uganda'nın devlet sarayı bile bundan iyiydi. Hadise orada kimse oturmuyor. Devlet oradan yönetiliyor. Devlet bürokrasisi. Ve mesela dün orada hem ağırlama salonları olsun, hem o basın toplantılarının salonu olsun, hem heyetler halinde görüşülecek şeyler olsun, insana gurur veriyor. Hiçbir lüksü de yok. Lüks de değil ha. Ne lüks olacak? Binanın lüks. Lüks değil yani. Sadece alanlar yapmışlar. Geniş geniş alanlar yapmışlar. Bunların birilerinin bir yerlerine batan mesele şuradan ileri geliyor. Mimarisi hafifçe böyle bizim tarihi dokumuzu şey ediyor ya. Oradan herhalde geliyor yani. Ve o şey yerinde, orası hakikaten böyle bir arazisinde şöyle etrafını dolaştığınız zaman bir mücevher inci gibi duruyor o. Son derece güzel bir şey. Şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi büyük. Mesela niye Büyük Türkiye Cumhuriyeti değiliz biz? Hı hı. Hocam. Yani niye ismimizin başında büyük yok?
Hafızamız küçüldü. Büyük Britanya var mı? Büyük Britanya var tabii, mesela. Tabii. Niye Büyük Türkiye Cumhuriyeti yok? Niye korkmuşuz? Yani niye çekinmişiz ismimizin başına büyük yazılmasından? Şimdi oradaki o tırnak içerisinde sözüm ona ihtişamlı diye sergilenen o sarayın da büyüklüğünden endişe ediyor, korkuyor. Yoksa orada bir israf, yani ne yapılmış? Merdivenleri altından, som altından, kapıları som altından mıdır? Bu mudur yani? Hayır hayır, şunu söyleyeyim. İşte siz oraya girdiğinizde zemin kendi kendine yürümekte midir yani? Nedir hocam yani? Orta halli bir müteahhitin yaptığı apartman dairelerinin malzemeleri gibi yani ya. O zaten odur yani. Bundan granit koymuş. Farklı bir şey yok vesaire. Yani. Ha işte mesela işte dünkü toplantının yapıldığı salon, bu salonun bak şeyini size söyleyeyim ben. Normal bir ilçe belediyesinin kültür salonları var ya, böyle programlar falan yapılır. Hiçbir farkı yok. Aynısı yani. Ne bir tarafı som altından, ne bilmem neyi. Kuş tüyü koltuklar ve yok yani. Ceylan derisi koltuklar yok. Eski Çankaya Köşkü'nde böyle bir basın toplantısı yapacak salon yoktu. Düşünebiliyor musunuz tabii yani? Bu nedenle bu... Şimdi düşün. Papa Türkiye'ye işte o kıyafetin verdiği... Kıyafet yani, üniforma yani. Tabii üniforma. Onun ihtişamıyla geliyor. Makamının ihtişamıyla geliyor. İşte devlet başkanı ihtişamıyla geliyor. Sonra siz alıyorsunuz, böyle bir saraya soktuğunuz andan itibaren o ihtişamın altında, papa için söylemiyorum, genel olarak söylerim. Evet. O ihtişamın altında kendisine bir çeki düzen vermesi gerekir. Devlet geleneğinde budur hocam. Ne olur arkadaşlar, çıkarsınlar onu. İtalya Başbakanı'ydı zannediyorum. Sisi'nin bir ortak basın toplantısı var. Gördünüz mü bilmiyorum hocam. Daha yeni. Onu arkadaşlar bir bulsunlar. Onu yayınlayacağız. İtalya Başbakanı Sisi konuşurken telefonuyla oynuyor. Dönüyor arkaya bakıyor falan. Orada konuşuyor. Kulaklığını takıp dinlemiyor bile Sisi'yi falan. Şimdi devletler arasındaki, devlet başkanları arasındaki bu beden dilinin bile dünya üzerinde ki insanlar tarafından takip edildiğinde bir anlamı var. Evet. Clinton'la merhum Ecevit'in verdiği o poz, işte Clinton koltuğa hafifçe oturmuş gibi ayak bacak bacak üstüne, Ecevit de merhum da böyle duruyor. Dikkat ederseniz, bunu şey için söylemiyorum, yani Erdoğan üzerinden bir paye çıkarmak adına söylemiyorum. Böyle yapan, böyle duran herkes bizim için değerlidir. Yani Obama bacak bacak üstüne atarken, biz Erdoğan'ı da bacak bacak üstüne atarken görüyoruz. Biz normalde Erdoğan'ı bacak bacak üstüne atarken pek fazla göremeyiz. Yani Türkiye'de normal şartlarda göremeyiz. Ama orada o bacak bacak üstüne atıyorsa, biz Erdoğan'ı da bacak bacak üstüne atarken görüyoruz. Obama elini böyle yapıyorsa, Erdoğan'ın da elini böyle yaparken görüyoruz. Şimdi mesela bir mevzuda Obama yani bu iş falan diyor mesela. Şu parmak işte diyor ki falancaya parmak gösterdi. Telefonla konuşurken görüntüde bir beyzbol sopası var. Bunu dünyaya kafanı kırarız diye lanse ediyor. Evet. Dolayısıyla imaj, yani imaj dünyası. Dün de öyleydi. Yani Osmanlı Sarayı belki Topkapı Sarayı bir taş çadırdı ama ihtişam her yerine sinmişti. Yani neyin ihtişamı? İşte bir odaya girerken kafanızı eğmek zorunda kalmanız, padişahın yüzüne bakamayacak olmanız, kafanız önde olması meselesi. Yahut işte Avustralya kralı Osmanlı sadrazamına denk. Yani Osmanlı padişahıyla bile denk değil falan. Anlaşmalarla sabit oluyordu bu, biliyorsunuz. Evet. Gevezelik ettim, bunun önemine bir parantez açayım istedim. Estağfurullah. Yani işin burasını söylemezdim ama madem açtın, bu sırf tarihe geçsin diye söyleyeceğim bunu. Şimdi Erdoğan'ın dışarıdaki imajı
çok ağırlıklı bir imaj. Yoğun. Yoğun. Ya mesela Avrupalı bakıyor, bu adam Birleşmiş Milletler'de, Birleşmiş Milletler'in yapısını tenkit edecek şekilde ve hiç lafını esirgemeden söylüyor bunu. Efendime söyleyeyim, işte o One Minute meselesinde İsrail Cumhurbaşkanı'nı bütün diplomatik endişe ve riskleri düşünmeden orada o şekilde haşlıyor. Efendime söyleyeyim, bilmem ne yapıyor. Şimdi mesela şarklı liderlerden bu tür davrananlar var. Mesela işte Kaddafi böyle davranırdı. Batı bunu alaya alırdı. Yani şarklılık şeyi işte. Tabii. Ya bunlar cahil adamlar. Hala aşiret görgüsüz. Görgüsüzlük olarak şey ederlerdi vesaire. Tayyip Erdoğan'ın böyle bir görgüsüzlükle şey etmiyorlar. Yani ben Batı dünyasındaki o imajı da çok iyi gözlemledim. Özgüven olarak bunu şey ediyorlar. Yani bu adamda bu özgüven, bu kadar özgüven nasıl oluştu? Allah vergisi diyorlar. Ve o özgüvene, yani bir sömürge valisi psikolojisiyle davranmaması Batılıların nezdinde bir saygı şeyine dönüşmüş durumda. Hı hı. Ben buna benzer bazı toplantılarda, gerek alandaki uzmanlığım nedeniyle olsun, gerek başka nedenlerle de olsun bulundum. Dünkü o şeyde çok net fark ettiğim şey, Papa 100 yılın saygı duyulan bir devlet adamının karşısında mütevaziliğinin, o tırnak içerisinde alayım, ezikliği hissediliyordu. Ben bunu hissettim. Evet. Şimdi bu video değil mi arkadaşlar? Bunu bir ekranda görelim hocam, İtalya Başbakanı'yla, evet. Sisi'nin. Açın sesini. Bak, telefonla oynuyor, Sisi konuşuyor. Adam yerine konulmuyor, sömürge çünkü ya. Evet, şimdi bakın hocam. Sömürge. Bakın, yani görüyorsunuz. Ha. Vurdum duymazlığı. Bu. Evet, telefonuyla oynuyor. İşte bakıyor ne oluyor falan diye. Orada konuşuyor, kulaklığı bile takılır, Arapça konuşuyor vesaire. Evet. Bu kendi medyasında, Arap dünyasında da çok ciddi şekilde tiye alındı diyeyim. Dalga geçildi bu meseleyle. Hı hı. Şimdi bir devlet başkanının böyle bir pozisyona düşmesi kadar utandıran bir şey yoktur. Evet. Bunu herkese yapamaz. İşte buna yapıyor. Mesela hani karikatürize edeceğim, böyle bir şey olmaz da. Mesela bunu Erdoğan'a yapmış olsaydı herhalde, Erdoğan konuşmaya bırakırdı, kafanı kırmayayım derdi. Ya, ona o şekil olurdu da, diyelim Yunanistan Başbakanı da konuşsaydı onu yapmazdı o zaten. Yapmazdı tabii. Yani bu, işte bu, yani bu şark. Tabii. Aşireti. Gerçi o da hak etmiyor değil. Onu da İyi söyleyeyim. Etmiş, o ayrı mesele. O da hak ediyor yani, onu da söyleyelim. Bir mala dönüşte buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Şimdi biraz da bizi dinleyenlere kurumsal yapısı hakkında şey verelim bu kısa girişten sonra. Şimdi bu bir Hristiyanlık müessesesi. Biraz tarihine girecek olursak, Hazreti İsa yeni bir din kurmak, yeni bir şeriat getirmek üzere gelmemiştir. Bu konuda hem İslam kaynakları, hem Hristiyan kaynakları, hem de ortak tarihi kaynaklar ittifak halindedirler. Hazreti İsa bir Yahudi, safkan bir Yahudi, Musa şeriatı geleneklerine göre büyümüş bir insandır.
İsa Mesih'in bugün elimizdeki en eski kaynakları olan İncil'lere baktığımız zaman o 3 yıllık tebliğ döneminde hahamlarla mücadele etmiştir ve onları hep şununla suçlamıştır. Bir, siz bu mabetleri, havraları ticarethaneye çevirdiniz. Yahudiliğin en büyük özelliği her işlenen günahın kefaretinin bir kurban olmasıdır. Bu nedenle İsa Mesih havraya girdiği zaman bir tarafta koyunlar var, bir tarafta keçiler var, bir tarafta kuşlar var, güvercinler var, tavuklar var, horozlar var, bilmem neler var neler. Yani her günahın bir kefaret hayvanıyla kurban edilmesi meselesi var. Bu Yahudiliğin temelidir. Tevrat'ın bölümlerinden, daha doğrusu Kitab Mukaddes'in eski ahidin bölümlerinden birisi olan Levililer bölümü, ki bu aşağı yukarı 70-80 sayfadır hem küçük küçük yazılarla, tamamen bununla ilgilidir. Yani şu günahı işledin karşılığında şu kurban, şu günahı işledin şu kurban, şu günahı işledin şu kurban. Diyelim ki bir günah kefareti için müminin biri geliyor, yani bir keçi kurban edilecek. 50 lira piyasada keçi 50 lirayken 500 liraya mabetten almak zorunda kalıyordu. Dışarıdan getirdiği keçi falan da kabul edilmiyordu. İsa Mesih'in hayatı boyunca mücadele ettiği buydu. Ne bir güne bir gün yeni bir şeriattan bahsetti, ne bugüne bugün yeni bir dinden bahsetti. Bugünkü Hristiyan ve kilise kelimelerinden bu iki kelimeyi de hiç duymamıştı. Hiç duymamıştı. Daha sonra Pavlus, İsa Mesih'in hahamların bu Musa şeriatını bozmalarından işine gelmeyen kısımları çıkarıp işine gelen ifadeler içine soktukları Kitab-ı Mukaddes'in tahrifatından dolayı İsa'nın bu mücadelesini İsa şeriatla mücadele ediyor şeklinde, şeriatla mücadele etti şeklinde lanse etti. Tekfir etti. Ondan sonra bu İsa Mesih'in çekirdek cemaati, zaten hayatında 12 kişi ona iman etti. Bunlara havariler diyoruz. Bunların İsa Mesih'i de sağlıklı algıladığı, anladığı hususunda da ciddi şüpheler var. 12'den biri haindi zaten. Birinin hainliğini bırak, bir tanesi okur yazardı. Matta. O da gümrük memuru olarak çalışıyordu. Diğer 11'i okur yazar değildi. Çiftçi ve balıkçıydılar. Yani o yüzden İsa Mesih'in dediklerini çok anladıkları kanaatinde değilim. Zaten aralarında az kaldı. 3 yıl gibi bir süre kaldı. Fakat Pavlos'un putperestlere yönelmesi, Hristiyanlığa yeni bir yorum getirmesi, Titus'un 71 yılında Kudüs'ü darmadağın edip bu İsa Mesih'in cemaati de Ürdün, Pella yörelerine gidince bu taraf Pavlus'a ve taraftarlarına kaldı. O günün putperestlik anlayışıyla özellikle Balkanlar, Anadolu, Suriye ve Mısır'da bu sır dinleri tabir ettiğimiz Afrodit Adonis kültü, kurtarıcı tanrı, beşeri bir anne, göksel bir baba Zeus ve onlardan doğan kurtarıcı bir tanrı. Düşmanları tarafından öldürülüyor, 3 gün sonra diriliyor, gökte babanın yanına çıkıyor, kıyamete doğru gelecek. Ne kadar da benziyor Hristiyanlığa ya, değil mi İsa Mesih ya şeyine? Pavlos sadece bu Afrodit Adonis kültünün Afrodit'le Adonis'in adını Meryem'le İsa'ya çevirdi. Kibele'yle Attis'in ismini Meryem'le İsa'ya çevirdi. İştar'la Temmuz'un, İzis'le Oziris'in adlarını sadece Meryem'le İsa'ya çalıştırdı ve böyle bir din doğdu.
Önceleri Roma bunun Yahudiliğin bir mezhebi gibi algıladı. Bir şey söylemedi. Fakat kurumsallaşıp ve İsa Mesih'in göklerdeki krallığını iddia etmeleri, özellikle Hristiyanlığın ahiret hayatına vurgu yapması karşılığında savaş meydanlarında ölen askerlerin bu yeni inanca mensubiyetleri Roma'nın Hristiyanlığa karşı ciddi önlemler almasına, önce sıkı takibat, sonra ölümler gelmeye başladı. Daha sonra da kitlesel ölümler gelmeye başladı. Katliamlar başladı. Bu katliamlar bir noktada eski dünyanın, yani Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Kuzey Afrika'daki insanların dikkatlerini bu yeni inancın üzerine çekmeye başladı. Ve imparatorluk bunlarla mücadele ede ede sonucu nereye götüreceğini bir türlü kestiremedi. En sonunda Büyük Konstantin tabir edilen imparator, henüz daha ortak imparator olarak, yani 313-16 yılları arasında Hristiyanlığın geleceğini görünce Milano fermanıyla önce Hristiyanlığa bir hürriyet bahşetti. Yani devlet artık sizi katletmeyecek. Siz de kiliselerinizi yapabileceksiniz, ibadetlerinizi yapabileceksiniz. Serbestsiniz bununla. Kilise yer altından yer üstüne çıktıktan sonra 325 yılında bu dağınıklığı gidermek için Büyük Konstantin İznik'te bir konsil topladı. Bütün Hristiyan dünyasının piskoposlarına mektuplar gönderildi. Gelin dedi, böyle bir din olmaz. Bu din bu devletin içerisinde kurumsal bir kimlik haline gelmeli ve devlet bunu muhatap almalı. İznik'te toplandıklarında Konstantin önce şunu gördü. 400 tane farklı kilise var ve 400 tane İncil var ellerinde. Herkes farklı bir İncil var elinde. Yani Kartaca Kilisesi'nin İncil'i farklı, İskenderiye Kilisesi'nin İncil'i farklı, Edessa Kilisesi'ninki farklı, Antakya Kilisesi'ninki farklı, Roma Kilisesi'ninki farklı. Hep 400 tane İncil. Bu İncil'ler biz derken gene Müslümanlarla Hristiyanlar arasında şöyle bir çatışma var. Bu yani yüzyıllardan gelen bir ezber işin doğrusu. Müslümanlar diyorlar ki, kardeşim sizin bu kitabınız tahrif edilmiştir, bu İncil. Nereden biliyorsun? Kur'an yazıyor. Kur'an diyor ki tahrif edilmiş bir kitap. Müslümanlar bu konuda haklı. Hristiyanlar da diyorlar ki, ya niye tahrif edilsin kardeşim? Matta'nın yazdığı İncil işte bu. İlk nüshaları 4. yüzyılda, ondan öncekiler yok. İşte bu da Markos'un yapıldı. Bilmem şu edildi, bu edildi. Niye tahrif edilsin diyorlar. Hristiyanlar da bu konuda haklılar. Şimdi hem Müslüman haklı hem Hristiyan haklı. Bu nasıl olacak? Nasreddin Hoca'nın hanımının işine döndü. Müslümanlar İncil derken Cebrail vasıtasıyla Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği vahyi kastediyorlar. Hristiyanlarda böyle bir vahiy anlayışı yok. Onlar Matta'nın yazdığı biyografi kitabını şey ediyorlar. Kabul ediyorlar, İncil olarak kabul ediyorlar. Evet, yani onu kastediyorlar. Markos'un yazdığı biyografi kitabını, yani bir insanın hayat hikayesini kastediyorlar onlar. Bizim özellikle dinler tarihçilerimiz İslam dünyasında bu konu üzerinde çalışanlar şöyle bir yanlışa düşüyorlar. Alıyorlar ellerine kalemi, Markos'taki bir cümleyi Matta'da, işte diyelim ki İsa Kefernahum'a gitti yazıyor Markos. Matta diyor ki sabah kalktık Kefernahum'a gitti. Luka da diyor ki o gün akşam üzeri şeye vardı, Kefernahum'a vardı. Bakın işte diyorlar, çelişki işte burada.
Sabah gitti diyor, burada diyor, sabah çıktı diyor ve burada vakit belirtmiyor, şurada da akşam vardı diyor. Ya kardeşim, komik olmayın. Siz komik olmayın ya. Yani buradan çelişki çıkaracak, buradan bir... Hocam siz bir kitap yazıyorsunuz. He. 2 yıl sonra bu kitapta bir ufak revizyona gidiyorsunuz. Hı hı. 1 yıl sonra biz bu kitapları alıyoruz. Diyoruz ki ya Allah Allah, bunlar çelişiyor. Hı. Böyle bir şey Mehmet Çelik'in yazdığıyla Matta'nın, Marcos'un yazdığı arasında ya biyografi fark kitabı, yok. Biyografi kitabı. Yani öyle ifade etse ne olur, öyle ifade etse ne olur. Bir yazık. Şeriat kitabı değil bunlar. Tanrı'nın ruhu sular üzerinde dans ediyordu diyor mesela. Hı. Bunun neyini mesela? Şimdi Konstantin baktı ki bu böyle olmuyor. Dedi ki kardeşim hele gelin bir araya. Bu böyle olmaz. Sizin bir amentünüz var mı öncelikle? Bakın İsa Mesih'in dünyadan ayrılışının üzerinden 3 asır geçmiş, Hristiyan kiliselerinin bir amentüsü yok. Bir inanç şeyleri yok. 400 tane farklı İncil var ellerinde. Tabii Roma büyük bir devlet. Kurumları olan bir devlet. Yerleşmiş bir devlet. Konstantin diyor ki bu dini yapıyı devlet çarkıyla siyasi, ekonomik ve askeri alanda entegre etmem lazım benim. Yoksa böyle başıboş muhatabım yok. Efendime söyleyeyim, her papaz kendisine göre bir din anlayışı geliştirmiş, bilmem ne etmiş. Bu anarşiye sebep olur ve bu konsilde öncelikle Hristiyan dünyası 3'e bölünüyor. Bu 3 tane ökümenik patrikhane önce tespit ediliyor. Yani ökümenik patrikhanede aranan şart şu oluyor. Bir havari tarafından kurulmuş olacak. Bunun için bakıyorlar kiliselere. Bir diyorlar Antakya Kilisesi. Kurulmuş olacak da bir not alın. Bu 3 kiliseyi molanın ardından kuralım tek tek. Tamam. Bir tane de İstanbul'da kuracağız. Molanın ardından buradayız. Evet, yeniden birlikteyiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi Büyük Konstantin bu adeta bir anarşi ortamı gibi görüntü veren dini yapıyı dizayn etmek, devletin siyasi, askeri, ekonomik ve sosyal yapısına uydurmak için İznik'te bir konsil topladı. 325. Bu konsilde önce Hristiyan aleminin biraz önce ifade ettiğim gibi bir amentüsü yoktu. Önce böyle bir amentü düzenlendi. Bunun üzerinde birçok münakaşalar yapıldı. Konsili terk edenler, dayak yiyen din adamları, dışarıya atılanlar, afaruz edilenler vesaire. Sonra da bu 400 tane İncil'den bugün elimizde kanonik, meşru kabul edilen 4 tane İncil üzerinde karar kılındı. Ve en önemlisi devletin siyasal yapısına uyduruldu. Bunun için o güne kadar patrik veya papalık yoktu. Bu büyük kiliselerin bile başındakilere piskopos deniyordu. Yani Antakya piskoposu Doğu kiliselerine hakimdi. İskenderiye piskoposu Kuzey Afrika kiliselerine. Roma piskoposu işte İtalya ve Balkanlar civarındaki kiliselere hükmediyordu. Bunlara ökümenik patrikhane statüsü verildi bu 3 kiliseye. Antakya, İskenderiye ve Roma. Bütün Anadolu ve Suriye, Irak, Habeşistan'da dahil bunlar Antakya Kilisesi'ne bağlandı. Avrupa'daki kiliseler Roma'ya, Kuzey Afrika'dakiler de İskenderiye Kilisesi'ne bağlandı. Ve bu 3 ökümenik kilise
eşit kabul edildi. Bunların da kriteri bir havari tarafından kurulmasıydı. Antakya Kilisesi'nin Saint Pierre dedikleri Petrus tarafından kurulduğu kabul edildi. Roma'nın Paulus ve Petrus tarafından müşterek kurulduğu, İskenderiye'nin de İncil yazarı Markus tarafından kurulduğu kabul edildi. Kilise artık resmi din olmamasına rağmen Roma'da artık yer altından yer üstüne çıktı, legal hale geldi ve çok hızlı bir şekilde teşkilatlanmaya başlandı. Konstantin bu arada bu konsilden 5 yıl sonra bugünkü İstanbul şehrini kurdu ve başkenti buraya taşıdı. Başkentin din adamı Antakya Kilisesi'ne bağlıydı, bir piskopostu. Fakat devlet Hristiyanlığı resmi din olarak kabul etmediği için, çünkü birçok tarihçi de Konstantin'i Hristiyan, ilk Hristiyanlığı kabul eden, Hristiyanlığı devlet dini yapan diye şey derler, yanlış bu. 380 yılında Theodosius, 1. Theodosius resmen resmi din olarak Hristiyanlığı kabul edince, 381 yılında İstanbul'da bir konsil topladı. Ya dedi ki kardeşim, şimdi bura başkent. Benim başkentimdeki en büyük dini makamı şey eden adam piskopos rütbesinde ve Antakya Kilisesi'ne bağlı. Yani burayı da patrikhane yapalım. Buna itirazlar edildi. İznik Konsili itikadi bir konsildir. Hiçbir Hristiyan kilise, mezhep ve şizminin bugüne kadar münakaşa etmediği tek konsildir o konsil. Ruhul Kudüs tarafından bu patrikhanelerin ökümenik olarak tespit edildiğine inanılır. İtiraz ettiler imparatora, dediler ki yani olmaz bu, bir daha ökümenik patrikhane yapılamaz. Bu kitap mukaddese aykırıdır. Efendime söyleyeyim, İznik Konsili kararlarına aykırıdır. Ve Roma Kilisesi'nin temsilcileri zaten konsile girmediler. Papa bunu da kabul etmedi. Hala bugün sen bakma dost numaralarına yatmışlar. Hala da İstanbul Konsili'ni kabul etmiyorlar. İskenderiye ile Antakya kiliselerine işte imparator dedi ki bakın, bu ökümenik patrikhane olmayacak. Protokol zarureti açısından buna patrikhane statüsü verelim. Onlar da bunu kabul ettiler. 1320 senedir veya 1334 senedir Antakya ve İskenderiye kiliselerinde bu kararı kabul eden o dönemin patrikleri, kendi patrikleri lanetle anılmaktadırlar hala. Şimdi Hristiyanlık burada neyse devletin resmi dini haline geldi. Efendime söyleyeyim, bir İstanbul patrikhanesi de doğdu. Fakat diğer Hristiyan kiliseleri bunu içlerine sindiremediler. Çok fazla bir zaman geçmedi. Bu artık Hristiyanlık teolojik münakaşalar dönemine girmeye başladı. Bu Meryem'in ve İsa'nın tabiatları söz konusu olduğunda Efes'te 431 yılında bu sefer 2. Theodosius bir konsil toplamaya karar verdi. Bu konsilde başkent patriği Nestorius, İskenderiye patriği Kurilos'un başkanlığı yaptığı konsilde afaroz edildi. Başkent patriğini, imparatorun patriğini afaroz etmesi. Ve bunu imparatora da mühürletti ve ilan etti. İstanbul patrikliğine de kendi özel kalem müdürü bir ruhbanı tuttu, patrik olarak atadı. Yani aşağılamak için. Kurilos öldükten sonra yine İstanbul patrikhanesi böyle özgür patrikhane ayaklarına yatınca tekrar bir konsil. Bu sefer 449 yılında ama yine Theodosius iktidarda, 2. Theodosius. Orada da bu sefer Kurilos'un Genderiye patriği bu sefer de İstanbul patriğini afaroz etti. Bu böyle olunca artık başkentin bütün onuru, şerefi ve haysiyeti yok olmuştu. İstanbul halkı bile buna tepkiler duyuyordu. Theodosius 450 yılında
bir attan düşüp öldükten sonra yerine de geçen kimsesi olmayınca ordu komutanlarından Markianus dedi ki, beni imparator yaparsanız ben bu kiliselerin burnundan getiririm bu sefer. Fakat Markianus'un herhangi bir meşruiyeti yok imparator olmak için. Hanedan ailesinden değil, Theodosius'un da hiç çocukları yok, kardeşleri yok. Theodosius'un bir kız kardeşi vardı, Pulcharia. Bizans imparatorları damatlarının, yani kız kardeşlerinin kocalarının taht üzerinde bir iddiaya kalkışmaması için bunları manastırlara hapseder ve rahibe yaparlardı zorla. Rahibe olunca evlenmesi kilise açısından mümkün olmuyor. Theodosius'un da böyle bir kız kardeşi vardı. Ya bunu nasıl verelim, nasıl edelim bu Markianus'la falan? Kilise tekrar toplandı, ettiler ki Patrik çağırdı şeyi. Dedi ki böyle böyle seni evereceğiz Markianus'la. Ya peder dedi, bu kilise kanunlarına aykırı. Lanet yağar benim üstüme. Yani siz rahibelerin ve rahiplerin evlenemeyeceğini söylüyorsunuz, şey ediyorsunuz. Bu nasıl olacak? Kamu yararı dediğimiz şey var ya. Dediler ki bu ümmeti iyi seviyenin şeyi için bu evlilik bekası olacak. Için. Fakat bunun günahı var tabii elbette. Bunu inkar etmiyoruz. Ama biz bütün Hristiyan alemini emredeceğiz. Bütün kiliselerde senin için af ayinleri düzenlenecek ve üçer günde oruç tutulacak. Kefaret için. Pulcharia bu şekilde Markianus'la evlendirildi. Markianus 451 yılında Kadıköy'de bir konsil topladı. Bu İskenderiye patriğini bir mücrim gibi adeta hesaba çekerek afaroz etti ve sürgüne gönderdi. Devlete hakim oldu. Hristiyanlık tarihi kiliseler arasındaki mücadeleler tarihi demektir. Bu ruhbanlar arasındaki mücadele de, yani gerek İsa Mesih'in tabiatları üzerinde olsun, yani beşer midir, tanrı mıdır? Gerek Meryem'in statüsü üzerinde olsun, tanrıyı mı doğurmuştur, yoksa beşer insanı mı doğurmuştur? Veya İsa'nın babayla ilişkisi veya Ruhul Kudüs'ün ilişkisi. Yani bu dört ana temel teolojik konular üzerindeki kavga, hepsi argümanlardır. Kavganın argümanlarıdır. Bu kavgaların esas sebebi nedir? Yani bugün budur barış için gelmiş ayın 30'unda Bartolomeus'la ayın falan yapacak papa. Bu tarih boyunca gelen müthiş kavgaların, yani bu kavgalar derken bizi izleyiciler mesela ya nasıl bir kavga falan. En basiti 451 Kadıköy konsilinden sonra İstanbul Patrikhanesi'nin önderliğinde Bizans ordusu Halep'in kuzeyinde Beyt Şems denen yerde 115 bin kadın, erkek ve çocuğu koyun boğazlar gibi katletti. Bu mezhep çatışmasından dolayı. Bu koyun boğazlar tabirini bizatihi İstanbul Patriği Akakius kendi kilise tarihi kitabında yazar. Ve istifa etti görevinde bu cinayetler karşısında. Ya ben bu kadar da ileri gidin demedim anlamında. Böyle yüz binlerle katliamlar olmuştur. Bizim Kapadokya'daki o yeraltı şehirleri varsa ya. Tabii. O yeraltı şehirleri dile gelse Bizans kilisesinin yapmış olduğu dini katliamlar kıyamete kadar onların iniltileri kesilmez. Şimdi bu kavgaların esas sebebi şu. Ruhbanların kendi nefsi çekişmeleri, ne umurlarında İsa vardır, ne umurlarında Meryem vardır, ne umurlarında bilmem İsa'nın tabiatları, Ruhul Kudüs'ün statüsü, şuyu buyu vesaire. Bugün bakın Avrupa'ya, Amerika'ya Hristiyanlık diye ritüelleri olan bir din yok. Helali haramı yok. Gel vaftiz ol, günah çıkar, cenazenin nikahını da ben halledeyim. Bütün din bundan ibaret. Hiçbir şey istemiyor din. Fakat bu kadar kavganın nedeni tamamen hakimiyet duygusudur. Şimdi mesela bizim
İnsandaki beş duyu, bunu her zaman anlatırız işte, gözlerimiz görme duyusu, işitme duyusu, tad alma duyusu, dokunma duyusu. Bu duyu organlarından bir tanesi eğer kaybolursa insandaki diğer dört duyu organından birisi son derece gelişir. Bunun toplumda herkesin bildiği bir duyu organından örnek vereyim. Mesela göz. Gözlerini kaybeden insanların hafızaları çok güçlü hale gelir. İslam dünyasında çok kolay hafızlık yapan ve en iyi hafızlar amalardan oluşur. Yani normal bir insan diyelim ki 2 senede hafızlık şeyi biterse 6 ayda bitiriyor gözleri görmeyen bir ama. Hatta yıllar önceydi TRT'nin bir programında, böyle belgesel gibi bir programdı, izlemiştim. Hafızam beni yanıltmıyorsa Tokat Postanesi'nde çalışan bir santral memuru. O zamanlar böyle otomatik santralleri yoktu. Biz buradan Tokat'ı arıyoruz. Tokat Santral, Ankara Santral, Tokat Santral'e bağlıyor. O da fişi alıp işte şeye takıyor, o adamla sizi görüştürüyor. Tokat postanesinde çalışan santral memuru 2 gözden amaydı. Bütün numaralarını ve 10 bin abonenin ad, soyad ve numaralarını ezbere biliyordu. Yani bu ancak bir CD ile izah edilebilir, bir DVD ile izah edilebilir. Normal bir insan hafızası şey değildir. Yani biyolojimiz üzerinde şu görünüyor. Bir organınızı veya bir duyunuzu yok ettiğiniz zaman başka duyu organlarınız sizin gelişir. Güçlenir. Bu bilimsel olarak tespit edilmiş bir hadisedir. Biz fiiliyatta bir görüntünün örneğini verdik bununla ilgili. Şimdi ruhbanlık, Hristiyan dininde 2 çeşit ruhban var. Birisi papaz, birisi rahip. Bu rahipler, biz de askeriye ile bunu örneklendirecek olursak, teğmen sınıfıdır. Bu yükselir ta genelkurmay başkanı olur. Diğeri ise, papazlık ise assubay sınıfıdır. Bu assubay sınıfının genelkurmay başkanı olması diye bir şey söz konusu değil. Hani şu kolunda böyle şeritler olan var ya, en fazla kıdemli başçavuş diyoruz mesela, kıdemli assubay diyoruz. Onların teğmen olma şeyi yoktur. Yani bir yardımcı güçtür, kuvvettir. Assubayların hem özlük hakları, hem ordu evleri, hem bilmem neler, hep subaylardan ayrıdır. Ama teğmen öyle değil. Rahip sınıfı teğmen demektir. Şimdi bunların da sorumlu oldukları şeyler var. Papaz evlenebilir. Papaz mal mülk sahibi olabilir. Papaz ticaret yapabilir. Papaz her şeyi yapar. Yani normal bir seküler insanın yaptığı bütün şeyleri papaz da yapar. Ama rahip ve rahibe yapamazlar. Ne yapamazlar? Evlenemez. Bekarlık esastır. 2. Nefsine, vücuduna ve bedenine güç veren gıdalardan beslenemez. Ne demek bu? Hayvani gıdalar. Yani et yemezler rahipler. Çünkü o güç veriyor şey. Sebzeyle vesaireyle beslenirler. 3. Dünya mülkiyetinden hiçbir şey mülk edinemez. Yani gidip kendisine bir bilgisayar alsa, faturasını kendi üzerine kestiremez. Bir arsa alıp tapulayamaz. Bir araba alıp ruhsat üzerine çıkaramaz. Yani dünyadaki bütün zevklerden ve mülkiyetlerden arındırıyor kendisini. Ve bu adamda müthiş bir ego gelişiyor, hakimiyet duygusu. Yani bütün o duygularını böyle makaslayın ve tapayı üzerine vurun. Ondan sonra bir tek yönünü açık bırakın. O da hakimiyet duygusu. Ve bu hakimiyet duygusunun içerisinde bir de İsa'nın vekili olma, onun adına iş yapma duygusuyla da bunu zırhlandırdığı zaman bu duygu o kadar müthiş bir duygu haline geliyor ki. Güçleniyor, yoğunlaşıyor ki. O kadar yoğunlaşıyor ki ben, sen, o
Bunu algılayamayız normal insan. Mesela bir siyasetçideki o siyasi hırs ve ihtirası nasıl normal bir vatandaş tam algılayamazsa, bu siyasetteki o ihtirası mesela Süleyman Demirel, en uzun süre politika yaptığı için ömür şey veriyorum. Ve yapmak istedim. Bana Süleyman Demirel'i tarif et derseniz, ben varsam Türkiye var, ben yoksam tufan. Bu, bütün siyasi hayatında bu çizgiyi götürdü. Ruhbanı bununla 100 kere çarpın, 100 kere, 1000 kere çarpın. Niye hocam bu kadar yani emin olarak bu kadar da aşırı şeyler söyleyerek bunu söylüyorsun? Ben 5 sene bir manastırda yaşadım. Ben bu rahiplerle yedim, içtim, kalktım. Bunların sırlarına ben vakıf oldum. Bunların... Oy. Cübbeli Ahmet Hoca orada olsa hepsini Müslüman yapıp çıkardı. O cübbeliydi. Papayı da davet etti zaten Müslümanlığa. Ondan sonra bunların arasındaki kavgaları da gördüm, şahit oldum. Münakaşalara da şahit oldum. Ayak oyunlarına da şahit oldum. Buradaki psikoloji beni derinden etkiledi. Ve mesela tarihe baktığımız zaman Kurilos... İmparatoru dize getiriyor. İmparator nasıl dize geliyor ya bir din adamı için? Mısır çöllerinde 10 binlerle ifade edilen keşişler ordusu manastırlarda kurdurmuştu. Bunlar böyle gözü perk, gözü hiçbir şeyi görmeyen ve her türlü şeyi. İstanbul'u başına yıkarım dedi. İstanbul'u başına, yani sen... Bizans ordusuyla, polisiyle, zaptiyesiyle bunu önleyemezsin dedi. Nitekim zaman zaman, işte mesela Justinianus döneminde o yeşillerle maviler, bunlar tam ruhban sınıfı değil ama, hı hı, fakat bu ruhban sınıfına dayanıyorlardı. Bir kısmı monofizit, bir kısmı diofizit anlayıştaydılar. Justinian'ı az daha götürüyorlardı. Böyle bir güçlü şey vardı. O manastırlar, yani bakın cemaat ve bunların yetişme şeyleri var. Ben asistanlarıma bu konularda çalışmalar da yaptırdım. Bizim de bu konuda çalışmalarımız var. Manastır hayatı ve manastır psikolojisi. Turgay Bey, hiçbir şeyle bu hükmetme ihtirası şey edilmiyor. Şimdi bu bütün dinlerde böyle. Bazı cemaat liderleri, bazı tarikat liderleri, bazı bilmem ne liderleri. Her din için söylüyorum bu. Sadece İslam için değil. Diyorlar ki işte efendim... Dikili bir ağacı yok Allah adamı. İşte ikinci bir ceketi yok. Bilmem ikinci bir ceketi yok. Bilmem işte şuyu yok, buyu yok. Yahu cekettir, ağaçtır, otomobildir, onu tatmin etmez etmez. Hükmetme duygusu, hükmetme. Hükmetme duygusu. Koca Şarlken'i sadece biraz böyle karşısında şöyle de duruyor papa ile konuşurken. Önüne bakmıyor, yüzüne bakıyor diye. Papa bunu afaroz ettiğinde yapacak hiçbir şey kalmamıştı. Avrupa'nın en güçlü imparatoruydu o dönemde. Alman imparatoru. Komutana bir şey söylüyor. Komutan diyor ki insanın hışmına uğrarım. Sen afaroz edilmiş bir adamsın, ben bunu nasıl yapayım? Devlet çarkı kilitlendi. Avrupa kilitlendi. Bütün Avrupa'nın kralları... Prensleri, dükleri, senyörleri, para babaları, çiftlik ağaları yıllarca, birkaç yıl papanın gittiler, ayağını öptüler, elini öptüler, şunu ettiler, bunu ettiler. Ne olursun kaldır bu afaruzu. Kaldırmadı. En sonunda, 3 yılın sonunda papa bir gün peki dedi. Bir kış günü. Noel'i geçirecek numarasıyla İsviçre'de Alpların en zirvesine, üstünde zirvesinde papalığın bir yazlık köşkü var. Papalar zaman zaman oraya gider, o köşkte kendilerini geçirirler. Gitti o köşke. Oraya kışın kimse gitmez. Hiçbir papa da kışın gitmemiştir. İlk defa o gidiyor. Oraya yazlık. Bir gelenek oluşturulmuş. O zaman araba falan yok. Atla falan işte çıkılıyor oraya.
Fakat belirli bir yere geliniyor. Belirli bir yere geldikten sonra attan iniyorsunuz. Papalığa, tabii İsa Mesih'e, tabii Tanrı'ya hürmeten o diyelim ki 5 kilometrelik tırmanmayı veya 3 kilometrelik tırmanmayı siz yaya olarak yapıyorsunuz. O karda, o kışta. O karda, o kışta. Gerçi biz çıktık birlikte. Beraber Alplere çıktık. O kışın halini gördük, evet, değil mi? Evet. Biz teleferiklerle falan çıktık yani şimdi. O da yani böyle bir tırmanıştı. Teleferiğin içerisinde korktuk, değil mi? Şimdi kışın kimse böyle bir şey yapmadığı için, ama yazın gidilebilir bu. Yazın gidilirdi. İlk defa o papa yaptı. Gitti oraya gelsin dedi. Ayda imparator kalktı. Maiyetiyle beraber geldi, neyse, arabalarla o Alplerin şeyini aşağı 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 kalan 3 kilometrelik noktaya geldi. Attan ineceksin. Buradan yaya yürüyerek gideceksin. Etrafındaki güvenlik askerleri imparatorla beraber yürüdüler yaya. Her 15 dakikada durduruyorlar, ayaklarını ovuyorlar ki kan dolaşımı, kan pıhtılaşmasın ve imparator ölmesin. Diyelim ki o 3 kilometreyi ancak bir günde alabildi. Geldi, kapıya dayandı, kapıyı dövdü. Kapıyı tak 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 çaldı. Biz küçücük bir mola verelim. Dönüşte kapıyı açsın. Peki. Papa. Peki. Evet. Kral Şalken kapıyı tak 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 çaldı. Çaldı. Biraz sonra bir ses geldi. Kim o? Ben kulunuz ve köleniz Şalken. Görevli kapıyı açtı. Dedi ki, Papa Hazretlerine geldiğinizi haber vereyim. İmparatora da dedi ki, kafanı bu eşiğin üzerine koy. Başındaki o tacı da çıkar. Tacı çıkarttırdı. Ayağındaki o çizmeleri de çıkar. Çıkarttırdı, yalın ayak, başı kabak. Secde vaziyetinde kafasını eşiğe koydu ve bekledi. Ne gibi olduğunu siz söylemeyin, anladık. Heh. Fakat bir türlü içeriden müsaade gelmedi. Saatler geçti. Günler geçti. İmparator donmasın diye o etrafındakiler neler yaptılar neler. Nihayet üçüncü günde müsaade geldi ve hakaret kastıyla söylemiyorum, anlaşılsın kastıyla söylüyorum. Avrupa'nın en güçlü ve büyük imparatoru elleri ve ayakları, yani dört ayak şeklinde köpek gibi yürüyerek Papa'nın ayaklarının önüne kadar gitti ve ayaklarını öptü. Papa dakikalarca öyle bekletti. Yüzlerce defa bir köpek gibi Papa'nın ayaklarını yaladıktan sonra Papa kaldırdı ve sadece şunu dedi. Afarozunu kaldırdım, defol. Yüz bile vermedi. Şimdi buradaki, ya bak, Alparslan kendisini öldürmeye gelen, sadece onu değil, Malazgirt'te eğer başarabilseydi Roman Diyojen, bütün İslam şehirlerindeki çoluk çocuğa kadar hepsini katledecekti. Bunu biliyordu. İmparator Alparslan bunu yapmadı. Onu misafir gibi ağırladı. Timur Yıldırım'ı misafir gibi ağırladı. Atatürk Yunan komutanı misafir gibi ağırladı. Yani Şükrü Paşa'yı Bulgar çarı misafir gibi ağırladı. Gazi Osman Paşa'yı çar, Şeyh Şamil'i çar. Niye? Bunların kompleksleri yok. Benim ayarımda bir imparator diyor, benim ayarımda bir asker diyor ama ben yendim onu, bu kadar. Bu ruhban psikolojisi böyledir.
Hakimiyet, hakimiyet, hakimiyet. Size kalıbıma basarak yemin ederim. İsa Mesih bugün gökten inse, sırf kilise elindeki bu hakimiyeti kaçırmamak için ilk yapacağı şey 10 saniye içerisinde İsa Mesih'i tekrar haça germek olacak. Vatikan'ın arka bahçesinde haça germek. 10 saniye geçmeden. Bu ruhban psikolojisi, yani bakın, dini cemaatler bütün, yani Budizm için, Hinduizm için, şu için, bu için, bizimkiler hoplamasın, bizimkileri de diyormuyor. Ben kimseyi bu işin içerisine katmıyorum. Ama bu yaşantı şeklinin... Şablon bu, kalıp bu. Şablon bu, şablon. Al oturt, kimi oturtursan otur. Şablon bu, kimi oturursa otursun. Ha, kimse üzerine bu alınmasın. Bu kaftan. Ha. Giysin, kimin üstüne oturuyorsa odur. Aynen öyle, aynen öyle. Bu var ya, hiç izah edilemez. Efendim, derdi ne? İşte onun... ya Ayetullah Hümeyni'de de bu vardı. Aynı şey bak, isim ver. Bu tıbbi bir şey yani. Bunun elinden kaçamaz. Çünkü niye? Kardeşim, normal bir fıtratı yok ediyorsun. O normal fıtrat ne olacak? Dengesini kaybedecek. Boşluk bulduğu yerden geçecek bu sefer o. Bu fıtrat. Bunları bu hale getirdi. Ve bu ruhban psikolojisi aralarındaki rekabet, bak şimdi yarın Bartolomeus'la işte şu binada bir araya gelecek, orada bir ayin yapacaktır. Bu iki kilise birleşsin etsin diye o kadar uğraşıldı uğraşıldı. Ne Roma papası buna bir gün yanaştı, ne de Fener Patrikhanesi, yani Bizans kilisesi. Roma'nın bütün şeyi, ana kilise benim. O diyor 380 yılında piskoposluktu zaten. Zaten kuruluşu o Andreas Mandras, numara yani. Katolik kilisesini şimdi papa, gayri samimi söyleyeceğim. Yani papa adına söyleyeceğim. Benim samimiyetimden kimsenin şüphesi olmasın da. Şimdi 30 Kasım günü sen Andreas'ın, yani Aziz Andreas'ın kiliseyi kuruluş günü olarak şey edecek. 10 binlerce kitap yazdı bugüne kadar Katolik Kilisesi. Bu kiliseler, kilise kitaplarının tümünde İstanbul Patrikhanesi için, yani ben yumuşağını söyleyeyim, halk arasındaki tabiri farklıdır. Aman, sonradan aman hocam, ot biter gibi, sonradan sen oluşmuş bir patrikhanesin. Andreas'ı sen kalkmışsın, nereden getiriyorsun İstanbul'da kilise kurduruyorsun? 451 yılındaki konsilde İstanbul Patriği'nin bir rüya numarasına yatarak ortaya attığı, diğerleri kıkır kıkır psikoposlar gülerken Markianus şöyle bir baktığında itirazlı olan var mı falan deyince hepsi sustular. Bunu bütün kilise tarihleri, dünya kilise tarihleri, her mezhebinki bunu yazıyor ediyor. Ve Patrikhane bunu, bakın 1054 yılından itibaren, 1054 yılından itibaren iki kilise arasında alınan karar. Birisi Konstantinopolis Konsili, birisi Vatikan Konsili. Vatikan Konsili İstanbul Kilisesi'ni kilise olarak afaruz etti. İstanbul Kilisesi de onları afaruz etti. Ve ondan önce 451 konsilinden itibaren bir Ortodoks eğer bir Katolik kilisesinden ayağını gezmek için içeri atarsa afaruz edilir. Bir Ortodoks da ayağını bir Katolik kilisesinden içeri atarsak, velev ki gezmek için olsun, afaroz edilirdi. 1054 yılından sonra ipler iyice koptu. İkinci Haçlı Seferi'nde 1204'te Latinler gelip bu Haçlı Seferleri sırasında işte İstanbul'un yanından geçip Çanakkale Boğazı'ndan veya İstanbul Boğazı'ndan karşıya geçip ondan sonra Kudüs'e doğru gidiyorlardı. Bir sefer, ikinci Haçlı Seferi'nde geldiler, dediler ki ya siz Hristiyan, biz Hristiyan, Allah'tan korkun yani. Biraz da İstanbul'da iki gün dinlenelim, ondan sonra gidelim. Ordumuz hiçbir şeye karışmayacak, hiçbir asker bir çocuğun elindeki elma şekerini almayacak, bir kadına yan gözle bakmayacaktır. Bunun teminatını verdiler, imparator da kapıyı açtı, buyurun dedi. Geldiler.
İstanbul'u yağmaladılar. İmparator kaçtı gitti bugünkü İzmit'e. Tamamen Latinlerin eline geçti idareyi. Ve Katolik papazları, yani ordudaki papazlar ne yaptılar? İstanbul Bizans patriğine dansöz elbisesi giydirdiler. Yani birisine giydirdiler, patriğin kendisine değil. Patrik kıyafeti giydirdiler bir dansöze. Patrik kıyafeti giydirdiler. Götürdüler Ayasofya'ya. Ayasofya'da bir yandan içki içtiler, bir yandan onu oynattılar. Dansöz diye oynattılar. Siz bir Müslüman mezhebinin adı ne olursa olsun bir camide, diyelim ki Hanefi mezhebine mensup olanlar, Şafii mezhebinin sahip olduğu bir camide bir Şafii müftüsünü böyle dansöz kıyafeti giydirip bilmem ne oynatırlar mı? Böyle bir şey aklınıza gelir mi? Yani bu kin ve öfkenin ötesinde bu dinin kendileri tarafından dünyevi bir sistem olarak kurulduğunu kendileri de biliyorlar, ruhban sınıfı. Sokaktaki Hristiyan mümine hiçbir lafım yok. Ona saygı aslında duyarım. Onun inancına da saygı duyarım. Ve tabii mutlaka samimi ruhbanlar vardır. Bizim anlayışımıza uygun olmasa da anlayışları, onlara da saygı duyarım. Fakat ben genel bir çerçeve, özellikle şunu söyleyeyim. Kilise hiyerarşisinde makam sahibi olan ruhanilerin tamamı siyasetçidir. Siyasetçidir. Kim ne derse desin. Ve Ayasofya'yı yağmaladılar. Bütün kutsal emanetleri aldılar, götürdüler. O emanetler Fener Patrikhanesi'nde, bundan önceki Patrik Benediktus tarafından 2006-2007 yıllarında Bartolomeus oraya gitti. Birkaç parçasını, ben hepsini verdikleri kanaatinde de değilim, birkaç parçasını bunlara verdiler. Yani aralarındaki şey de buydu. Bunları 20. yüzyıla geçerken ilk defa Amerika 2. Dünya Savaşı itibariyle, bakın buraya dikkat edin, bunların beli kırılmıştı. Amerika ile İngiltere, Fransa, bunlar bir araya geldiler. Dediler ki ya bu kadar önemli bir kurum, biz nedir yani bunları böyle başıboş bırakmışız, bunlar meydan bulmuşlar, atlarını istedikleri gibi koşturuyorlar, bilmem ne ediyorlar. Bu iki kiliseyi barıştırma amacıyla ilk defa Kudüs'te Atanagoras denen Fener Patriği ile 6. Pavlos denilen Katolik papazı Zeytin Dağı'nda bir araya geldiler ve kucaklaştılar. Bu Atanagoras, İsmet İnönü zamanında bu meşhur Fener Patrikhanesi'nin ökümeniklik meselesi var ya, bu Amerika'nın ta o zamanlardan gelen bir projesiydi. Fakat mevcut Patrik Maximus bu tür şeylere yanaşmıyordu. Ve bizim Lozan Anlaşması'na göre Patrik ve Piskoposların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekiyordu. Halen de öyledir. Mesela Patrik Bartolomeus o sene dedi ki, işte bizim metropolitlerimizin sayısı azaldı, öldüler. Din adamı da yetiştiremedik. Sen sinodu, kendi kilise meclislerini oluşturacak sayımız kalmadı. Hükümet de dedi ki, ya getirin dedi dışarıdan, biz dedi aşarız onu. Ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yaparak bunları metropolit olarak şey ettiler. Şimdi bu Atanagoras Amerikan metropolitiydi. Oradaki Rumların metropolitiydi. Şey bunu göndereceği zaman Türkiye bunu patrik yapmak için, İsmet İnönü dedi ki Lozan Anlaşması'na göre işte efendime söyleyeyim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak lazım. Bir de siz diyorsunuz ki Maximus'u görevden al. Yani bu adam, bu ruhani, biz laik bir devletiz, nasıl görevden alalım falan. Truman dedi ki bana bak, o kadar yetti. Kendi özel uçağını tahsis etti. Atanagoras o özel uçağa bindi. Ve o özel uçakla Yeşilköy havaalanına indi. Vatandaşımız değil,
Bu adam pasaportla ancak içeri girebilecekken ne oldu biliyor musunuz? Dışişleri Bakanımız hem nüfus cüzdanını hazırlamış Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, hem pasaport hazırlamış, uçağın kapısından girdi içeri, Patrik Hazretlerine ikisini takdim etti ve ondan sonra Atanagoras yendi. Maximus'u da sürdüler bir adada, gitti, adam kahrından öldü. Bu Atanagoras işte, bu Amerikan şeyi içerisinde 1964 yılında ilk defa Fener Patriği olarak Roma papasıyla orada ilk defa bir araya geldiler. Ama bir ayin mayin yapmadılar. Hala o özellikle 451 konsili döneminde yaşayan Papa Büyük Leo. Yani Büyük Leo Katolik Kilisesi'nde bizim diyelim ki teşbihte hata olmaz, Osmanlı'daki Şeyhül İslamlık müessesesi içerisinde en meşhur Şeyhül İslam Ebu Suud Efendi'dir ya. Ve Osmanlı padişahları içerisinde en meşhuru Kanuni'dir ya. Katolik Kilisesi'nde de Büyük Leo'dur. Bunun meşhur bir tomsu var. Adına Toms denen bir kitapçığı var. Katolik Kilisesi'nin anayasasıdır. Ve bir Katoliğin bir Ortodoks Kilisesi'nden ayağını içeri atarsa afaroz edileceğini, dünya ve ahirette yerin olmadığını kilise kanun olarak şeyin ya, Leo'nun yazdığını kabul etmiştir. Fakat bu Papa Jean Paul tabi Amerika'nın şeyle, bunlar hepsi Amerika'nın güdümündedirler. Ben bunu söyleyeyim, kimse papalı öyle, kim seçilecek önceden bellidir. Ya bunlar hepsi şeydir yani, Sovyetleri dağıtma politikasını işleme korken Jean Paul'ün biz tesadüfen seçildiğini zannedersek çok saflık olur. Bir Polonyalı gerekiyordu, Polonyalı seçildi. Ve Papa Jean Paul döneminde ilk defa işte o geldi, burada Meryem Ana'ya gitti, arkasından da geldi. Ve ilk defa Bartolomeos'la Aziz Andreas ayinine katıldı ve bu kiliseler arasındaki buzlanma da şey oldu. Katolik Kilisesi de buna niye biraz yanaştır? Fener Patrikhanesi'nin ökümeniklik iddiası kalmadı. Şimdi Papa kendisi diyor ekümenik patrikhane, ama şu anda bizim Fener Patrikhanesi zügürt ağa durumuna düşmüş. Toprağı moprağı olmayan, sadece dünyada 5-6 milyon civarındaki Rum'un patrikhanesidir. Yunan Kilisesi bile ayrıdır. Yunanlılar bile buraya tabi değillerdir. Amerika buna, buranlara ökümeniklik vermek şey derken, bu diasporadaki yani Amerika ve Avrupa'daki o 1917 komünist devriminden kaçan Rusların kurduğu kiliseler, 450 kilise, yani 450 ayrı cemaat anlamında söylüyorum, cami gibi kilise bina anlamında söylemiyorum, Rojor kiliseleri deniyordu bunlara. Amerika bu Rojor kiliselerini bu patrikhaneye bağlayarak Rus Ortodoks tabanını kontrol etme düşüncesiyle Fener Patrikhanesi'ne ökümenlik yapmak istiyordu. Fakat 2007 yılında Rus Çarlık tarihinin 21. yüzyıldaki çarı olan Putin, bunu aşağılamak anlamda değil, büyütmek anlamında söylüyorum, çok zeki, çok dünyayı iyi okuyan bir lider. Peşinden Putin geliyor biliyorsun şimdi. Evet, ve Putin bu Rojor Kilisesi şeyleriyle anlaştı. 2007'de geldiler Moskova'da 600 Rojor Kilisesi piskoposunun katıldığı bir törenle iltihak ettiler Rus Kilisesi'ne. Artık Fener Patrikhanesi, dikkat edin, son 4-5 yıldır ökümenik falan iddiasında bulunmuyor. Avrupa Birliği verin demiyor, Amerika verin demiyor. Proje gümledi çünkü. Proje gümledi. Yani altı yok. Ha bugün gelsin ben vereyim kendisine. Ökümeniksin kardeşim, bitti artık. Papa, bu hani bizim gazetelerde de yazar işte, efendime söyleyeyim, niye hep hem Jean Paul, hem Kasım'da efendime söyleyeyim Benediktus, hem bu hep niye işte 28-30 Kasım'da falan geliyorlar. E bundan tabii ne olur, Türkiye'ye gitmişken
Ha, kiliseler arası diyalog şu bu falan artık Fener Patrikhanesi'ni güçlü görmüyor, şey etmiyor. O yüzden Papa hem dini şey açısından bunu böyle kucağına alacak. Benim küçük kardeşim gibi. Bütün şey Katolik cemaati bekleriz aslında değil mi hocam? Evet. Mesela 185 bin Katolik Türkiye'ye gelse işte bu ayine katılsa mesela. Katılsın, hala bizim medya, o eski medya yani biraz da cehaletlerinden kaynaklanıyor efendim. Ayasofya'da dua edecek mi etmeyecek mi? Sanki ederse kıyamet kopar. Ya kardeşim bırakın etsin, ibadet de yapsın isterse. Hmm. Artık şeyi yok ama burada acı olan ne biliyor musunuz? Biz hilafeti kendi cumhuriyet nesillerimize gerici dini bir kurum olarak lanse ettik. Halbuki hilafet siyasi bir kurumdu. İslam dünyası üzerinde bizim en büyük gücümüzdü. Ve İngiltere 100 sene uğraştı onu yıkmak için. 100 sene. Bütün işini gücünü bıraktı. Ve maalesef bugün bir genel müdür seviyesindeki sadece Türkiye'deki dini hayatın reisi kabul edilen devlet memuru bir diyanet reisimiz var. Elin papasına bakın. Vallahi ya. Bizimki insan açısından, temizlik açısından, şey açısından melek gibidir onun yanında ama bizde devlet memuru. Ya. Fakat bak adamlar bununla ya bir Aksaray meselesi dediniz. Mesela hatırlıyorum bir dönemde kraliçenin mücevherleri sergisi açıldı. Kraliçen şu anda 90 küsur yaşında. İngiltere bununla iftihar ediyor. Ya bilmem kaç bin çift ayakkabısı var. Onlarda bir Kılıçdaroğlu yok, kalkıp demiyor ki bu kadar ayakkabıyı ne edeceksin bilmem ne yapacaksın şey edeceksin. Bizde bir devlet sarayı şeyiyle kalkmış neler yapıyorlar. Ah. Hocam ağzınıza sağlık. Sağ olun. Evet. Geldik bu haftada sıra dışı tarihin sonuna. Herkese iyi günler. Hoşça kalın.